Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün Tunceli yöresine ait harika bir köfte tarifi sizinle paylaşacağım. Köftenin ismi hazır lok köftesi. Şöyle kasemize 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu aldık. 1 su bardağı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimek olacak. Önce mercimeğimizi haşlıyoruz. Sonra bulgurumuzu ıslatıyoruz. Köftemizi yapmaya geçiyoruz. Tabii ki malzemelerimiz daha var. Mercimeğimizi yıkadık. Haşlanmasını bekleyelim. Çok pişirmiyoruz. Biraz diri kalması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi mercimeklerimizin üstünü su kaplayacak şekilde su ekledim. Kaynamasını bekliyorum. Evet sevgili takipçilerimiz mercimeğimizi haşladık. Tabii ki su çekerse üstüne biraz su ekleyebilirsiniz. Bu kıvamda haşlanması gerekiyor. Mercimeğimizi bulgurumuzun üstüne aldık. Bulgurumuzun da şişmesi gerekiyor. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı tuzumuzu ekledik. Karıştırıyoruz. Kapağını örtüyoruz. Şişmesini bekleyelim. Evet sevgili takipçilerimiz bakalım bulgurumuz mercimeğimiz çok güzel çekmiş şişmiş gayet iyi. Şimdi bulgurumuzu şöyle bir tavamıza alıyoruz. Şimdi köftelik bulgurumuzu mercimeğimizi şöyle elimizle biraz ufaltıyoruz. Şimdi 2 tane soğanımız var. Soğanları rendeledim. İsteyen elinle de doğrayabilir. Köftemizde olmazsa olmaz. Reyhanımız var. Kuru reyhan mutlaka ekliyoruz. Tabağımda 3 yemek kaşığı un var. Şimdi 1 yemek kaşığını şöyle ekleyelim. Hatta biraz daha ekleyelim. Azıcık da suyumuz var. Köftemizi yoğuruyoruz. Daha önce tuz eklemiştim. Bir yemek kaşığına yakın tuz eklememe gerek yok. Köftemi yoğurayım. Geri kalan unumuzu da ekleyelim. Eğer kurursa biraz elimizle su ıslatıp tekrar yoğuralım. Köftemizi yoğurduk. Köftemiz çok güzel geldi. İçinde kuru reyhan olmazsa olmaz. Mutlaka siz de kuru reyhan kullanın. Şimdi yanımıza biraz suyumuzu alıyoruz. Köftenizi yoğurdunuz. Çok yumuşaksa biraz daha un ekleyip toparlayabilirsiniz. Şimdi köftemize şekil veriyoruz. Köftemizin şekli Van köftesine de benziyor yapmıştık. Şöyle parmak izinin çıkması lazım. Hazır lok köftemiz böyle olacak. Tekrar bir tane daha örnekte göstereyim. Köftenin büyüklüğünü, küçüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde olacak. Parmak izlerinin çıkması gerekiyor. Köfte. Evet sevgili takipçilerimiz köftelerimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle köftelerimizi size gösterelim. Van köftesine de benziyor. Bakın içinde soğan var. Hiç belli değil. Mercimek var. Reyhanımız var. Ne kadar güzel bir köfte oldu. Görselliğine bakın süper. Tenceremize suyumuzu aldık. Suyumuz fokur fokur kaynıyor. Bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Biraz daha ekleyeyim. Tekrar bir kaynama gelsin. Köftelerimi atacağım içine. Şimdi
şu güzelim köftelerimizi içine ekleyelim. Bu aşamada köftelerimizi hepsini ekledik. Köftelerimize kaşıkla dokunmuyoruz. Köftelerimiz kırılır. Burada püf noktalarına da değineyim. Bir iki kaynama gelsin. Ondan sonra kaşıkla böyle hafif bir karıştırıyoruz. Köftelerimiz fokur fokur kaynamaya başladı. Şöyle hafif dokunarak karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Altını biraz kısıyoruz. Köftelerimizi pişiriyoruz. Servise geçiyoruz. Evet, bu arada 3 yemek kaşığı tereyağımızı güzel eritiyoruz, kızdırıyoruz. Köftelerimiz pişti, hazır. Çok güzel görünüyorlar. Sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Tam şu orta kısmına sarımsakları ekliyorum. Tereyağımızı da çok güzel kızdırdık. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor. Şimdi tereyağımızı da ekliyoruz kenar kısmına. Reyhan'ın verdiği kokuyu da anlatamam size. Gerçekten harika oldu köfte. Şöyle içine de ekleyeyim. Söylememe gerek yok artık. Göründüğü gibi süper. Görselliği de harika oldu. Mutlaka bu tarifimi deneyin, uygulayın sevgili takipçilerimiz. Kanalımızda kalın, bizi takip edin, bizi bırakmayın. Yöresel yemeklerle devamlı karşınızdayım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.